Yapmaya çalışacağımız konu Bornova Belediyesi ile İzmir Büyükşehir'in kruvaziyer turizmine ağırlık veren ve turistlerin bu bölgeye geldiğinde bir kimlikle karşılaşmasını sağlamaktır. Bu Yeşilova öyü, Homeros bizim Bornova'nın kimliğidir. Açıkçası bunu... Bornova'da Turizm Haftası Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Yeşilova Höyüğü ziyaretçi merkezinde kutlandı. Uçtan bir uca çarşı, yüzyılların ardından sesleniyorum dosta, düşmana karşı. Şükrü Seher Ergil, çok programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan etkinlik, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Öğrencilerin çeşitli yörelere ait halk oyunları ve türkülerle sahne aldığı etkinlikte Kaymakam Fatih Genel ve Başkan Mustafa İdu minik folklorculara eşlik etti, onlarla birlikte zeybek oynadı. Ben Anadolu'yum adlı programın ardından Türkiye'nin 7 bölgesindeki yöresel lezzetlerin ikram edildiği sergi gezildi. Bornova Kaymakamı Fatih Genel kutlama programındaki konuşmasında özellikle Bornova'da yaşadığı bilinen İlyada ve Odessa destanlarının yazarı, dünyaca ünlü halk ozanı Homeros'a vurgu yaptı. Ama bilim adamları tartışıyorlar, ne kadar tartışırlarsa en sonunda İzmirli olduğunda kesin karar veriyorlar. Bu biliniyor. Bornovalı olma ihtimali ise çok yüksek. Yani Bornova'da yaşadığı. Çünkü bir tane Homeros Vadisi var. Homeros mağaraları var. 1700'lü 1800'lü yıllarda Gustav Flaubert de dahil olmak üzere burayı ziyarete gelmişler. Batılılar gelip buraları incelemişler. Ta 1800'lü 1900'lü yıllarda da gelmişler. Dolayısıyla çok önemli bir mekandayız. Çok önemli bir ilçedeyiz. Bornova, İzmir zaten güzel. Bornova da İzmir'in en güzel ilçesi olarak, en nezih ilçesi hak ettiği yeri Bornova. Hak ettiği yerde ama daha güzel yerlere gelebilir diye düşünüyorum. Homeros'u daha çok gündeme getirmeliyiz diye düşünüyorum. Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdusa turizmde niteliğin arttırılması gerektiğini söyledi. İzmir'in 8500 yıllık tarihinden mutlaka yararlanılmalı diyen Doktor Mustafa İdu yapılması gerekenleri şu sözlerle anlattı. Türkiye'nin doğal denizi, kumu, güneşi, evet, turizm için çok önemli bir avantaj. Birçok ülkede olmayan bir konu. Ancak niteliksiz bir turizm, turist bizim beklentimiz değil. Avrupa ülkelerine giden bir kişinin harcadığı para 3 euro iken Türkiye'deki aynı turist 1 euro harcıyor. Yani biz turizmde ekonomik beklentiyi elde edemeyen bir ülke pozisyondayız. Bunu sağlayabilmek için planlama yapmak gerekir. Evet, 8500 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Hangi ülkede var? Bunu en değerli şekilde açıkçası bu ülkede faydalandırmak lazım. Bunu yapabilmek için tarihi alanları koruyan, müze sayılarını olabildiğince planlayan bir çalışma içerisinde olmalıyız. Bugün hep beraber Almanya, Berlin'e gidelim. 50 euro vermeden bir müzeye giremezsiniz. Şehri dolaşmak isterseniz bir otobüse bindiğinizde 20 euroluk günlük bilet alarak girersiniz. Dolayısıyla yapmaya çalışacağımız konu Bornova Belediyesi ile İzmir Büyükşehir'in kruvaziyer turizmine ağırlık veren ve turistlerin bu bölgeye geldiğinde bir kimlikle karşılaşmasını sağlamaktır. Bu Yeşilova öyüğü, Homeros bizim Bornova'nın kimliğidir. Açıkçası bunu geliştirmek bizim elimizde. Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doçent Doktor Zafer Derin katılımcılara Yeşilova Höyüğü ve ziyaretçi merkezi hakkında bilgi verirken Şükrü Seher Elgil, çok programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Öztekin, Turizm Haftası kutlamaları için kendilerine kapılarını açan Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.